Welcome to Warface, soldier. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dünkü yapılan güncelleme ile oyuna eklenen yeni mühendis silahı Exar LPDV'yi inceliyorum. Exar piyade sınıfından tanıdığımız bir silah zaten. Yani Exar H adı altında bir saldır tüyük versiyonu vardı. Bunu değiştirip hafif SMG'ye benzetip mühendis sınıfına eklemişler. Tasarım olarak normal Exar'a biraz benziyor ama yeni bir tasarım tercih ettiklerini görüyoruz. Yani tasarım olarak aynı görüntüye sahip değiller. Bunun dışında silaha ilk baktığımda gözüme çarpan şey ray kısmındaki eklenti oldu. Kendine ait bir ray eklentisi bulunmakta. Tabii bu eklentinin normal Gripod ile ne gibi bir farkı var onu bilemiyorum. Ama Gripod'dan daha iyi mi, daha kötü mü bunu ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Ama ben yaklaşık bir 20 dakikalık oynayışın ardından pek de bir fark göremedim. İllaki bir farkı vardır yalnız. Bunu da test edip öğrenmek gerekiyor. Silahın statülerine baktığımızda ben bu silahı CCR CQB, ZX84 UMP silahlarının en fazla bir adım önüne koyarım. Yani Carcom SMG veya AC7 SMG performansı beklemek bana göre yanlış olur. Çünkü bu iki silah açık ara farklı şu an mühendis sınıfının en iyi silahları. Ve bu silahı da onlarla eşit görmüyorum. Neden derseniz statü olarak baktığımızda bir kere zaten Carcom SMG veya AC7 SMG ile baş edebilecek özellikleri bulunmuyor. Tabii ki altın versiyonu da var. Bu altın versiyonunun menzil konusunda biraz üstünlük sağladığını görüyoruz ve 5 mermi de fazladan bulunduruyor şarjörde. Ama yine de altın versiyonunun da yani Carcom SMG veya AC7 SMG edeceğini düşünmüyorum. Yine de hani kesinlikle CCR-CQB ve ZX80'in UMP'den iyi bana göre. Normal versiyonu çok öyle büyük bir fark yaratmıyor bu iki silaha göre. Ama altın versiyonu menzilinin artmasıyla birlikte fark yaratacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Altın versiyonunun yine videosunu çekemedim çünkü elimde bu silahı çekme imkanı yok. Eğer ki bir şans doğarsa belki çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Silaha döndüğümüzde öncelikle mühendis silahlarında görmüş olduğumuz o klasik kontrol edilemeyen tepme yine bu silahta da var. Ancak bu sadece uzak mesafe için geçerli. Yakın mesafede öyle işte ne bileyim silah çok tepiyor, çok dağılıyor deme gibi bir şansınız yok. Çünkü tepmiyor silah yakın mesafede. Ama hem menzilinin düşük olması hem de silahın farklı bir dağılma sistemine sahip olması sebebiyle uzak mesafede pek de öyle yüksek şeyler beklememek gerekiyor. Ama yakın ve orta mesafede gerçekten bu silaha güvenebilirsiniz. Şu anda oyunda elde edebileceğiniz en iyi silahlardan birisi. Başka ne söyleyebilirim bu silahla ilgili? Ben genellikle mühendis silahlarında optik kırmızı nokta kullanırım. Bu silahta da aynı şekilde daha çok optik kırmızı nokta kullandım. Alo örter ve kendi eklentisiyle birlikte bence gayet güzel bir üçleme oluşturuyorlar. Bu şekilde oynadım bir 20 dakika ve gayet de memnun kaldım. Eğer ki bir mühendisseniz AC7 ve Carcom SMG olmadığı için oyunda bu silahı almaya yönelebilirsiniz. Tabii ki şans kutusunda bulunuyor, yani bir garantisi yok. Ben 90.000 bastım, düşmedi yine. Ama daha düşük ücretlerle, daha düşük paralarla da düşürebilenler var. Bu yüzden biraz riske girebilirsiniz. Yani adam 5 kutu açıyor, düşürüyor ama ben 100.000 harcıyorum, düşüremiyorum. Bunun gibi tamamen şans işi yani. Bu yüzden riske girmeniz gerekiyor. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Statülerine bakayım tekrardan. Menzili düşük demiştik. Hasarı bir mühendis silahına göre yüksek. 80 hasar fazla görmüş olduğumuz bir oran değil. ZX80'de UMP'de vardı sanırım böyle yüksek bir hasar. Atış hızı da bir mühendis silahına göre bana düşük geldi. Yani belki çok düşük gibi gözükmüyor ama silahı elinize aldığınızda sanki bir piyade silahıymış gibi geliyor. Tepme konusunda mühendis silahına benzetmişler ancak silahın tasarımı ve atış sesi, statüleri bana daha çok bir
Piyade silahını andırdı. Zaten Egzareş'i dediğim gibi piyade sınıfında görmüştük. Türünün en iyi silahlarından birisiydi. Bu da yine oldukça başarılı ve son kez söyleyeyim, eğer almayı düşünüyorsanız, riske girmeyi göze alıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki başka bir sorunuz olursa kesinlikle yorum kısmına yazın. Son zamanlarda biraz yorum konusunda sıkıntılar var. Hesabın başka bir e-postaya geçmesini sağladım. Bu sebepten dolayı çoğu yorumu göremiyorum. Bildirim gelmiyor yani. Bildirim gelmeyince de sizlerin yorumlarınıza ulaşmam biraz zor oluyor ama yine de elimden geldiğince yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyisin. İyi geldi. Kıpırdama sadece.